Birazdan izleyeceğiniz kayıt uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okay, şimdi Power BI veri modellerinde SQL gibi nizami bir veri kaynağıyla çalışırken veriyi almanın iki farklı yöntemi var. Birisi import, diğeri direct query. Bir SQL sunucuya bağlanıyorum. SQL Server adını yazdık database ismi satış bütçe. SQL statement kullanmıyoruz. Include relationship columns kullanmıyoruz. Diyor ki veriyi nasıl almak istiyorsun? Import mu? Direct query mi? Şimdi Excel gibi, CSV gibi flat file dosyalara bağlandığımızda bize böyle bir soru sormuyordu. Bu özellik yani import veya direct query ile veriye bağlantı yapabilme kabiliyeti sadece ve sadece SQL gibi Oracle gibi nizami veri kaynaklarıyla çalışmamız durumunda seçebileceğimiz opsiyonlardan bir tanesi. Şimdi isimlerinden ne oldukları aslında kısmen anlaşılıyor. Import yöntemiyle bir SQL gibi veri kaynağından bir tablodan, bir view'dan veri çektiğimizde çektiğimiz veri Power BI dosyasının içine gelecek. Eğer direct query ile bağlantı yaparsak aynı veri kaynağına Power BI'da o verilerin sadece metadata bilgisini okuyacağız. Yani tablonun ismi, sütunların ismi, sütunların veri tipi ama datayı orijinal veri kaynağında bırakacağız. Power BI dosyamızın içine almayacağız. Gene veri modelimizi kuracağız, gene metriklerimizi yazacağız. Bazı metrikleri yazmayla ilgili kısıtlar olabilir direkt query'de ama gene metriklerimizi yazacağız. Ama metrikleri bir görsele düşürdüğümüzde görselin döndüreceği sonuç bizim veri kaynağından gelecek verilerle cevaplanacak veri modelinden değil. Bunu şemasını daha sonra topolojiyi anlattığım whiteboard'a tekrarlayacağım. Ama önce teknik olarak karşımıza ne çıkıyor, İkisinin arasında ne fark var Power BI Desktop'ta bir görelim. Önce şu ana kadar kullandığımız yöntem olan import'u seçelim. Her şeyi yazdık, daha önce bağlantı yaptığımız bir veri kaynağı olduğu için bize tekrar kullanıcı adı şifre sormuyor. Buradan müşteriler, kategoriler, satış bölgeleri ve satışları alalım. Transform Data tarafına geçiyorum. Satışlar tablosunda lazım olan sütunları seçeceğim. Ürün ID'yi ver, müşteri ID'yi ver, tarihi ver, satış tutarını ver, belge tipini ver, bir de şehri ver tarih sütununun tipinde date yapalım. Diğerleriyle ilgili çok fazla bir şey yapmayacağım. Bir de müşteriler tablomuzu biraz sütun sayısı olarak azaltalım. Choose columns. Buradan da müşteri kodu lazım. Şehrini ver. Kategoriler ve bölgeyle ilişki kurabilmek için müşteri kategori ID, satış bölgesi ID. Bunları ver yeterli. Şimdi close apply dediğimde bu bağlantı yaptığım tabloları en son ne halleriyle bıraktıysam Onların hepsi bu modelin içerisine geldi. Ve o satırların hepsi burada. Satışlar tablosu ve diğer tablolar hangi halleriyle bıraktıysak datasıyla birlikte şu an bu dosyanın içinde. Bu dosyayı da bir kaydedelim. Aralarında da ilişki kuralım tablolarımızın. Satışlar tablosundaki müşteri ID, müşteriler tablosundaki ID ile ilintili müşterinin kategorisi kategori ID üzerinden kategoriler tablosuyla bölgede bölge ID üzerinden satış bölgeleriyle ilintili. Basit iki tane de metrik yazalım. Bir tanesi satışları göstersin. Sam satışlar satışlar tablosundaki tutar TL'nin toplamı. Bir tane daha yazalım. Bu da satış yaptığımız müşteri sayısını göstersin. New measure. Bu da Distinct Count, müşteri ID, hangi müşteri ID'ye satışlar tablosundaki müşteri ID sütununa Distinct Count çekiyor olsun. Dosyamızı tekrar kaydedelim. Şimdi yeni bir Power BI dosyası açacağım. File New Report. Şimdi bu sefer aynı SQL sunucu Direct Query ile bağlanacağım. Adres bu. Veri tabanı adı bu. Import değil, direct query. Buradaki include relationship kolumu da kaldırıyorum. Kullanıcı adı ve şifreyi tekrar giriyorum. Farklı bir yöntemle bağlandığımız için tekrar sordu kullanıcı bilgilerini. Aynı tablolara gene bağlanacağım. Satışlar, müşteriler, kategoriler ve bölge tekrar transform data Aynı sütunları gene seçeceğim. Choose columns önce fact tablomuzdan yapalım. Müşteri ID, tarih, satış tutar, şehir, belge tipi. Müşteriler tablosunda da aynı işlemi yapalım müşteri ID, şehir, kategori ve bölge ID. Okay. Şimdi her iki yöntemdeki farklılıklardan birisi, teknik farklılıklardan bir tanesi yapabileceğimiz transformasyonların tipleriyle ilgili. Neyi kastediyorum? Biz satışlar tablosunu önümüze aldık. Direct query ile bağlantı yaptık şu an. Diyebiliriz ki aynen importta yaptığımız gibi bana sadece satış faturalarını var. Müsaade ediyor. Bu stepi siliyorum. SQL koduna çeviremediği yani query foldingi desteklemeyen bir stepi yapmaya kalktığında, teslim şehrinin ilk harflerini büyük yap, transform, capitalize each word diyor ki bu transformasyonu yapamazsın. SQL sorgusuna çeviremediği query foldingi desteklemeyen herhangi bir stepi Direkt query yöntemiyle bağlantı yaptığınızda kullanamazsınız. Ama import'la yapabilirsiniz. Dolayısıyla direkt query ile bağlantı yaptığınız SQL tablolarında ya da view'lardaki bu tür transformasyonları sizin veri kaynağında daha öncesinde SQL kodu yazarak yapıyor olmanız lazım. Bunları Power Query'de yapamazsınız. Diyor ki bunu desteklemiyorum. Eğer yapmak istiyorsan bu tabloyu Direct Query modundan Import moduna çevirmen lazım. Peki çevirmeyelim. Step'i silelim. Madem müsaade etmiyorsun. Step'ini silelim. Direct Query ile alalım bu tabloları. Bakın çok daha kısa sürdü. Çünkü veriyi Power BI veri modelinin bu dosyanın bu PBX dosyasının içine almadı veri hala okuduğumuz, bağlantı yaptığımız SQL'de duruyor. Onun sadece metadata bilgisini okuduk. Tablo yapısı, sütun yapısı gibi temel bilgileri. Peki veri modeli tarafına geçelim. Şimdi biraz önceki import'ta bu tabloların başında böyle mavi bir renk yoktu. Direct query ile bağlandığımızda bu tabloların direct query modunda olduğunu göstermek üzere başlıktaki rengini değiştirdi. Peki ilişkileri kuralım. İlişkilerde herhangi bir farklılık yaratacak mı? Buradaki müşteri ID buradaki müşteri ID ile sorular sormaya başlıyor. Öncekinde direkt oluşturmuştu ilişkiyi. Gene devam ediyorum. Kurmamıza müsaade ediyor. Satış bölgesi burayla ilintili gene ekran açtı. Öncekinde açmıyordu. Kategori kategori ile ilintili ilişkileri kurduk. Buraya kadar aynı gibi. Farklılıklardan bir tanesi biraz önce import moduyla çalıştığımızda herhangi bir tabloyu seçtiğimizde o tabloda data olarak ne var hepsini burada bir data view tabında görüyorduk. Ama şu an o tab yok. Çünkü modelimizin içerisinde veri yok. Sadece metadata bilgilerini okuduğumuz tablolar ve o tablolardaki sütunlar var. Aynı metrikleri burada da yazalım. Satış tutar TL'nin toplamını al gel. Müşteri sayısı da distinct count. Satışlar tablosundaki müşteri ID sütununa distinct count çek. Peki bu dosyayı da bir kaydedelim. Save As, buna da Test Direct Query diyelim. Şimdi bu dosyaların büyüklüklerini karşılaştıralım. İsterseniz tekrar Save As menüsünden hızlıca karşılaştıralım. Bizim biraz önce import ile aldığımız model 2 MB'ın biraz üzerinde. Şu an bağlantı yaptığımız Direct Query olarak bağlantı yaptığımız dosya, şu an açık olan dosya 22 KB. Çünkü bu dosyanın içerisinde veri yok. Veri orijinal SQL tablolarda veya view'larda duruyor. Almadık. Peki bu iki modeli yan yana açabilir miyim? Bir deneyelim. Bunu buraya alacağım. Bunu da buraya alacağım. Şuraları biraz küçültelim. Ekranla görebilmek adına mümkün olabildiğince. Şimdi iki tane metrik yazmıştık. Bir tane matris oluşturalım. Matrisi seçiyorum. Bu matrise kategori bazında ve bölge bazında satışları ve müşteri sayısını düşürelim. Soldaki dosya importla yaptığımız satışlar çatlıya geldi. Müşteri sayısı o da aynı şekilde hızlı geldi. Peki aynısını sağdaki direct query ile bağlantı yaptığımız modelde yapalım. Gene bir matris. Şöyle bir miktar büyütelim. Matrisi aynı şeyleri düşüreceğim. Satıra ne koyduk? Kategori ID'yi koyduk. Biraz bekletti farkındaysanız. Sütuna ne koyduk? Satış bölgesi ID'yi koyduk sütuna da. Şimdi yazdığımız metrikleri düşürelim buraya. Satışları düşürüyorum. Bakın çat diye gelmiyor. Soldakine göre bir miktar gecikmeli geliyor. Müşteri sayısını düşürelim. Hatta şunu kaldıralım. Ne kadar geciktiğini iyi kötü görelim. Biraz daha büyütmekte fayda var. Müşteri sayısı bakın dönüyor şurası. Şuradaki şuradaki daire dönüyor. Gecikmeli geldi aynı sunucudan geliyorlar. Aynı veri modeli teknik anlamda. Aynı sütunlar, aynı metrikler. Soldakinde tekrar aynı hareketi yapalım. Importla bağlandığımız aynı matris. Müşteri sayısını düşürüyorum. Bir saniye bile sürmüyor. Bu sayfaya belge tipi üzerinden bir filtre koyalım. San bir slicersın. Satış faturalarını seçelim. Çat diye rakamlar değişti. Hiç bekletmiyor. Aynı hareketi burada yapalım. Belge tipini bir slicer olarak sayfaya ekleyelim. Buradan bir seçim yapalım. Bakın bekletiyor. Burası dönüyor. Satış faturaları gelsin. Burası dönüyor. Hala dönüyor. Şimdi geldi. Arada küçük bir model olmasına rağmen Happy Top'u 400 küsür bin satırı var bu modelde. Küçük bir model olmasına rağmen tek bir filtrelemenin sonucunda bile hız farkı 4-5 misli. Çünkü importla kurduğumuz modelde bizim yazdığımız metriklerin tamamının sonucu Power BI'nin hafızaya çıkardığı in memory'de çalışan veri modeline sorgu atıyor. Çok çok daha hızlı. Ama direct query ile bağlantı yaptığımız sağdaki model sonuç döndürebilmek için gidiyor bizim Azure'daki bağlantı yaptığımız SQL sunucuyla haberleşiyor bir rakam döndürebilmesi için SQL sunucuya sorgu atıyor. O sorgunun sonuçlarını döndürüyor. Sorgu atıyorum tırnak içerisinde söylüyorum. Power Query tarafında SQL sorgusunu desteklemeyen, query folding'i desteklemeyen step'leri bu yüzden yaptırtmıyor bize. Query folding'i desteklemek zorunda yapacağımız step'ler. Dolayısıyla iki bağlantı yöntemi arasındaki en büyük teknik fark birisinde veri modeli tamamen hafızaya çıkıyor import ettiğimizde ve hafızadaki veri modeline sorgu atıyoruz slicer'dan rapordan herhangi bir seçim yaptığımızda sorgu veri modeline gidiyor direct query'de sorgu veri kaynağına canlı canlı atılıyor peki bir de topolojiyi anlattığımız whiteboard kısmına geri dönelim oradan devam edelim ikisinin arasındaki farklara devam etmek için Şimdi ilk farkı tekrarlamak gerekirse eğer direct query ile çalışmak istiyorsak kullanmamız gereken kullanabileceğimiz veri kaynağı sadece SQL olabilir. Excel çalışamayız, CSV ile çalışamayız veya OneDrive'daki herhangi bir flat file da de çalışamayız. Olması gereken nizami bir veri tabanı olmak zorunda. Ya on-prem ya Azure. Peki veri modeli kavramı aynı, Dax aynı, her şey aynı ama Power Query'de sadece ve sadece destekleyen sütunları kullanabileceğimizi gördük. Power BI dosyamızı oluşturduğumuzda biz gene bu modeli bulutta yayınlayacağız. Gene bir gateway kurmamız gerekiyor. Eğer kullandığımız SQL veri tabanı bir on-prem veri tabanıysa, Azure'daysa gateway'e gerek yok. Çünkü zaten bulutta olan bir veri kaynağı olmuş oluyor. Ama gateway üzerinden bizim yaptığımız şey import modundayken buradaki SQL'deki veriyi gateway üzerinden buradaki semantik modele adı değişti dataset değil semantik model oldu artık değişen veriyi buraya getiriyoruz ve bizim veri modelimiz burada çalışıyor bulutta hafızada çalışıyor in memory çalışıyor kullanıcının yaptığı rapor tarafında, rapor ekranında yaptığı bütün seçimlerin sonucu bu semantik modelden geliyor. Kullanıcı Slicer'dan 2007'yi seçti, sorgu buraya geldi. Başka bir kullanıcı, başka bir Slicer seçti, sorgu buraya geldi. Ve burası hızlı. Ama Direct Query ile bağlantı yaptığımızda kullanıcı 2007'yi seçti, o sorgu gateway üzerinden bizim SQL sonucumuza geldi. SQL'de o sorgunun sonucu hesaplandıktan sonra kullanıcıya gösterildi. Aynı anda bir başka kullanıcı başka bir slicer'dan başka bir değer seçti. Onun da peti aynı. Bu sefer o kullanıcının sonucunu döndürebilmek için gene gateway üzerinden SQL'e gittik. Sorgu attık, sonucu döndürdük. Dolayısıyla son kullanıcının yapacağı bütün hareketler, herhangi bir slicer seçimi, herhangi bir görselden bir değerin seçilmesi hepsi bizim SQL sonucumuza sorgu olarak gidecek. Eğer SQL sunucunuzun çalıştığı sunucu yeterince güçlü değilse, indeksleri yoksa her halükarda orada bir SQL kodu çalıştırmak zorunda. Ve o SQL kodun çalışma hızı bizim in-memory çalışan veri modeline göre her halükarda daha yavaş olacaktır. Sabah mesai başladı, kullanıcılar raporlarını açtı, herkes slicerlardan bir şeyler seçmeye başladı. O seçimlerin tamamı bizim sunucumuza yük bindirecek. Ama importla çalıştığımızda kullanıcıların yaptığı tüm seçimler bizim buluttaki veri modelinden cevaplanacak. Dolayısıyla hızlı cevaplanacak. Şimdi iki bağlantı yöntemiyle ilgili en büyük sonuçlardan, fark anlamında en büyük sonuçlardan bir tanesi bu. Hız farkı. Import Ferrari. Direct Query Murat 124. Eğer sunucunuz yeterince güçlü değilse. Ama diğer taraftan Direct Query adı üstünde yeni bir veri oluştuysa, hiç gateway güncellemesine, refresh etmesine gerek kalmadan o yeni veri otomatikman raporlara yansıyor. Bir nevi real time eş zamanlı raporlama yapmış oluyorsunuz kulağa hoş geliyor bu açıdan ama hız olarak kötü performansı var. Şimdi hangi bağlantı modunda çalışalım burada birkaç tane kriter önerebilirim size. Eğer satış bütçe gibi geçmişe yönelik satış karşılaştırması gerçekleşen karşılaştırması gibi bir veri modeli üzerinden raporlar oluşturuyorsanız kesinlikle import. Ama yok bir call centeriz departmanın girişine bugün kaç tane çağrı cevapladık, kaç tanesini çözdük veya bir üretim şirketiyiz. Departmanın girişine bugün üretilen ürün sayısı, hatalı ürün sayısı, personel sayısı gibi rakamları göstermek istiyoruz. O zaman direct query mantıklı olabilir. Limitli bir veri setine bağlandığınızda SQL'de olması kaydıyla gene limitli bir veri setine bağlandığınızda real time eş zamanlı raporlama yapmak için kullanılabilir ama geçmişe yönelik 3-5 yıllık data üzerinden bir model kuruyorsanız direct query kesinlikle tavsiye etmem. Şimdi Power Query'de bir veri modelinde bazı tabloların import, bazı tabloların direct query olmasına müsaade var. Kompozit model deniyor buna. Bu eğitim kapsamında bundan çok bahsetmeyeceğim ama ismini geçirmiş olalım. Belki bir blog yazısında, belki bir how to videosunda çekebiliriz veya advanced bir eğitim olursa onda kullanıyor olabiliriz bu eğitim için biraz advance bir konu. Benim kendi yaptığım projelerin %90'ı import, bütün tablolar. Çok küçük bir bölümünde bazı tabloları direct query ile aldım oldu. Ama her seferinde limitli bir veri setine bağlanmaya dikkat ederek kullandım. Aksi takdirde performansı fazla tatminkar bir yöntem değil. Peki direct query'yi kullanmamızın zorunlu olacağı başka bir durum olabilir mi? Olabilir pro lisansıyla çalışıyorsak bir Power BI dosyasının büyüklüğü 1 GB'ı geçemez demiştik. Biraz önce de import ve direct query ile oluşturduğumuz bu dosyaların dosya büyüklüklerini karşılaştırdık. İnanılmaz bir fark var. Her şeyi yaptınız, 1 GB'ın altına düşüremiyorsunuz modeli import modunda çalışırken o zaman direct query'i kullanmak zorunda kalabiliriz. Ama bunun haricindeki bütün durumlarda geçmişe yönelik uzun bir zaman periyodu üzerinden model kuruyorsanız her zaman için import limitli bir veri seti güçlü bir SQL sunucu okey direct query kabul